Kumpas TV'den iyi günler değerli izleyiciler. Ben sunucunuz Canan Nurgel. Sizlere tüm Turkuaz TV gönülleri adına güzel bir hafta diliyorum. Turkuaz TV olarak her yaz olduğu gibi bu yazda geçmiş dönem için yayınladığımız önemli programları tekrar ekranlarınıza getirerek yayınlarımıza devam edeceğiz. Önümüzdeki yaz döneminde kendi alanlarında öne çıkan toplum üyelerimizle yapılmış söyleşileri, ana vatanımızdan Kanada'yı ziyarete gelmiş sanatçı, yazar, politikacı ve akademisyenlerle gerçekleştirmiş röportajları ekranlarınıza getireceğiz. Sizlere yeniden aktaracağımız haberler kimi zaman kültür, sanat başlığından olacak, kimi zaman ekonomi, siyaset veya sağlık. Ama mutlaka hayatın içinden başlıklarla bu yazda karşınızda olacağız. Öte yandan Kanada'da toplumumuzun organize ettiği etkinliklerin görüntülerine, Kanada gündeminden öne çıkmış haberlere ve tabii ki de müzik kliplerine de yer vereceğiz. Yaz boyunca bizi her zaman olduğu gibi Kanada genelinden Omni 2 kanalından veya geçen dönemki yayınlarımızın yer aldığı YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz. Şimdi arzu ederseniz bu haftanın programını hep birlikte izleyelim. Değerli izleyicilerimiz, İş Dünyası'nın yeni bölümünden hepinize merhaba. Bugün yine güncel bir konu ve konuğumuzla beraberiz. Seridi'nin segment pazarlama direktörü Selda Uzun Mehmetoğlu bizlerle beraber. Selda Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk Çağdaş Bey. Seyircilerimiz için kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Selda Uzun Mehmetoğlu, İstanbul Basın Yayın mezunuyum. Yaklaşık 23 sene kadar önce Kanada'ya yerleştik. Buraya gelmeden önce bir makro marketlerinde pazarlama müdürü olarak çalışıyordum. Buraya geldikten sonra pazarlama konusunda yeniden bir eğitim aldım. 2005 yılı itibariyle SAS Analytics software firmasında pazarlama koordinatörü olarak işe başladım. SAS'a yaklaşık 17 yıl çalıştım. Son iki senesi SAS Kanada'nın pazarlama ekibini yönetiyordum. 6 ay kadar önce bir iş değişikliğine karar verdim. Seridi'nde orta ölçekli firmalardan sorumlu segment pazarlama müdürü olarak çalışmaya başladım. Uzmanlık alanım firmalardan firmaya pazarlama. Ve aynı zamanda hesap bezi pazarlama üzerine. Bu kadar. Selda Hanım, tabii kariyeriniz esasında az önce siz de bahsettiniz. B2B yani kurumdan kuruma pazarlama odaklı geçti. Covid sonrası bu yeni normal dönemde özellikle B2B kurumdan kuruma pazarlamada neler değişti? Hayatımızda neler girdi? Covid'den önce genelde bu tür firmalar müşterilerine ulaşmak için yüz yüze etkinlikler yapıyorlardı. Dijital pazarlama çok fazla yüksek bir oranda değildi. Covid'le beraber yüz yüze etkinlikler yapılamayınca tamamen bu tür etkinlikler online'a taşındı. Bu şimdilerde geri gelmeye başladı yüz yüze etkinlikler, ama online etkinlikler hala önemini koruyor. Çünkü bir anda birkaç bölgedeki müşterilerinize şey yapabiliyorsunuz, işte bu tür etkinlikleri organize edebiliyorsunuz. İkincisi de data kullanımı çok yükseldi. Yani dijitalleşmeyle beraber. Çünkü data arttı online olduğu için her şey. Ve firmalar bu datayı kendi ideal müşterilerini bulmak için kullanmaya başladılar. Reklam harcamalarını gene data üzerinden hangi kanallara yapmaları konusunda kullanmaya başladılar. Bir de yine datayı kullanarak müşterilerine kişisel hizmetler sunmaya başladılar. Covid'in etkisi bu. Şeyi görmek, datanın kullanımını yüksek görmek aslında
pazarlamayı daha efektif aynı zamanda daha efficient hale getirdi bana göre. Tabii şöyle de bir şey var esasında. 2023 yılı kolay bir yıl olmayacak. Bazı ekonomistlere göre şu andan başlayan durgunluk, ekonomik durgunluk 2023'te devam edecek. Bu noktada Selda Hanım, pazarlamacılar, özellikle belki kurumdan kuruma pazarlama yapan yöneticiler de diyeyim. Sizce nelere dikkat etmeliler ve 2023 belki bu anlamda hayatımıza neler getiriyor olacak? Bir kere şey var, pazarlama bütçeleri kısılacak. Çünkü firmalar öyle bir ekonomik durgunluğa girdiklerinde ilk yaptıkları şey pazarlama bütçelerini bir şekilde belli bir seviyede tutmaya çalışıyorlar. Yatırım yaptıkları bütün reklam harcamalarından, etkinlik harcamalarından maksimum dönüş almaya çalışacaklar. Bile gözlemlediğim bu arada şeyler başladı. Eleman alsalar bile eleman alımlarını durdurdular. Özellikle pazarlama alanında. Eminim bu konuda iş arayanlar şeyi soracaklardır. Hani her şeyi bilmek mi daha iyi yoksa bir yerde uzmanlık kazanmak mı iyi? Ekonominin bu seviyede olduğu dönemlerde ben şeyi görüyorum. Daha çok konusunda uzman olan kişilerin daha çabuk iş bulduğunu görüyorum. Bu pazarlama için de geçerli. Çünkü pazarlama düşünüldüğü zaman sadece bir alan değil, bir sürü pazarlama. Bir tanesi işte zaten firmadan firmaya pazarlama, firmadan tüketiciye pazarlama. Hatta bunların içinde bir sürü kendi dalları var. Bunların birinde uzmanlaşmak iş bulma konusunda da yardımcı olacaktır insanlara. Şunu da size sormak istiyorum Selda Hanım. Belki kariyerinizin başına geri dönecek olsaydınız farklı yaparım dediğiniz herhangi bir şey var mı? Daha çok kitap okurdum diyecektim. Derdim. Yani son 3 senedir ben çok fazla kitap okumaya başladım ve okuduğum kitaplardan gerçekten çok fazla öğrendim. Bu COVID'le başladı bende. Kitap okumakla keşfediyorum. Yani 17 sene önce bu kadar fazla kitap okusaydım. Yani kitap okuma derken okuduğum kitaplar genellikle şey üzerine, yani iş dünyası üzerine, roman. Çok roman okumuyorum. Bunları okumak işime gerçekten çok fazla yardımcı oldu. Kendimle ilgili olmayan, kendi eksikliklerimi görmeye yardım etti. Ve o eksiklikleri tamamlamama da yardım etti. Bir de şeyi çok fazla gördüm Çağdaş. Kitap okumaya başlayınca bunu diğer insanlarla paylaştığınız zaman ister istemez onları da motive ediyorsunuz okumak konusunda. Çünkü yani ben söylemiyorum, kitaplar söylüyor dediğiniz zaman daha kolay kabul etmek, daha kolay kabul ettiriyorsunuz fikirlerinizi insanlara. Şunu sormak istiyorum. Son dönemde okuduğunuz en iyi veya en iyi birkaç tane iş dünyası kitabı desem hangilerini sayardınız? Bir tanesi, ben şeyi çok seviyorum. Adam Grant'ı çok seviyorum. Çünkü organizational psikoloji konusunda bir numaralı insanlardan biri. Think Again diye bir kitabı var. O kitabı gerçekten çok sevdim. Sebeplerini söyleyeyim. Çünkü iş dünyasında zaman zaman kendimizin karşılaştığı durumları öyle güzel açıklıyor ki bir tanesi şeydir, imposter ya da sahtekarlık sendromudur. Kendinize asla hiçbir şekilde yeterli görmezsiniz. Aslında bunu sadece kendinize ait olduğunuzu düşünürsünüz. Fakat o kitapta böyle birçok insanın bu fikirde, bu durumda olduğunu gördüm. Neler yaptıklarını gördüm. Bu bir tanesi Adam Grant'ın Think Again. İkincisi son okuduğum bir kitap. Never Split the Difference. Yani asla bir anlaşma kitabı ve kitap şey üzerinden yazılmış. Bir FBI ajanının yaptığı hostage takerlarla yaptıkları anlaşmaları gösteriyor. Nasıl negotiate ettiklerini anlatıyor ve bunu iş dünyasında nasıl
uygulayacağınızı gösteriyor. Çok güzel bir kitaptı. Çok sevdim. Bunun üzerine gittim bir tane pazarlama profesörünün bunu nasıl yaptığını görmek için onun bir kitabını okudum. Böyle şey, seviyorum bunları okuyup okuduktan sonra da birkaç şeyi en azından hayatıma uyguladığım zaman çok keyif alıyorum açıkçası. Ben size bir katkıda bulunmak istiyorum. Never Split the Difference gerçekten çok güzel bir kitap. Bence özellikle başarılı negotiation sadece pazarlama değil hayatın her anlamında kullanabileceğiniz bir kitap. Böyle altını çizerek sürekli okunan bir kitap. İzleyicilerimize ben de tavsiye ediyorum. Chris Voss yazarın ismi Never Split the Difference ve gerçek hikayeler üzerinden gitmesi de çok konuyu okuması kolay bir kitap haline getiriyor. Bunu tam tersi olarak da bir şey var. Diğer kitapta Jason Berger'ın şey, The Catalyst adında kitabı. O da şeyler anlatıyor. Yani negotiation'e ve insanları ikna etme yeteneğini bir pazarlama profesörünün gözünden anlatıyor. Orada çok ilginç saptamalar var. Yani bu Never Split the Difference'dan sonra The Catalyst'i okuduğunuz zaman şeyi görebiliyorsunuz. Çok iki farklı açıdan nasıl insanları ikna edeceğinizi, negotiation yapacağınızı görebiliyorsunuz. Serdar Hanım, son olarak şunu soracağım size. Pazarlamada uzmanlaşmanın öneminden de bahsettiniz. Özellikle belki bu yayınımızı izleyen, ben de B2B pazarlamaya girmek istiyorum diyen genç toplum üyelerimiz uzmanlaşacaklar. Bunun dışında bugünden edinilmesi gereken bir takım yetenekler var mıdır kendilerine tavsiye edebileceğiniz? Örnek veriyorum belki data analizi vesaire gibi. Bir pazarlamacı biliyorsunuz bundan birkaç sene önce daha klasik yaklaşımlarla giderken artık bir anlamda İsviçre çakısı gibi pazarlamacıların da bir takım yetkinliklere de sahip olması gerekiyor uzmanlaşırken. O konuda görüşleriniz nedir? Data dediğim gibi çok önem kazanıyor. Data analizi çok önem kazanıyor. Şu an yeni bir trend var. Datayı kullanarak marketteki müşterileri bulmak ve buna göre pazarlama yapmak. Bunu çok fazla bilen yok şu anda. Herkes birbirinden öğreniyor. Yanılmıyorsam 3-4 tane firma var bunu yapan. Bir tanesi Six Sense, öbürü Terminus, Demand Base diye 3 ayrı firma. Bu hesap bazlı pazarlamayı anlayabiliyorsanız, onlara reklam yapmayı bilebiliyorsanız bu tür elemanlar piyasada şu an çok aranmasa bile eminim birkaç sene içinde çok fazla aranacaklar. Çünkü bunu bilen çok fazla firma yok. Bizim firma uyguluyor. Benim buraya girme sebeplerinden biri de buydu. Çünkü onların nasıl bunu yaptığını anlamak istedim. SAS'ta böyle bir şeye başlamıştım ama burada daha ileri yapıyorlar. Onu görmek buraya geçme sebeplerinden biriydi. Bir tanesi de dijital pazarlama. Yani dijital pazarlama gitmeyecek. Sürekli eleman aranıyor bu alanda. Dijital pazarlama, B2B'de çalışmak istiyorsanız dijital pazarlama gene iyi bir alan olarak görüyorum. Efendim çok kıymetli bilgiler verdiniz. Öncelikle çok teşekkür ediyorum bunlar için. Şunu da sormak isterim. Bilmiyorum katılır mısınız? Üniversite döneminde bir hocamızın güzel bir benzetmesi vardı. Kriz dönemlerinde pazarlamayı durdurmak. Biliyorsunuz bazen işletmeler giderlerden kısalım deyip pazarlama ve reklamı durdururlar. Hocamız demişti ki pazarlamayı durdurmak saatinizin pilini çıkartıp zamanın durduğunu düşünmek gibidir derdi. Katılır mısınız? Tabii ki bir şey yapacak ama. Pazarlamayı da boş bırakmamak lazım. Pazarlamanın amacı zaten müşterilerimizin kafasında kalmak. Yani onlara ne verebileceğimizi gösterebilmek. Eğer bunları iletmeyi durdurursak dolayısıyla bize gelen müşteriler azalacaktır. Bunu yapmak, yani pazarlamayı yapmak son derece bana kesmek doğru gelmiyor ama maalesef ilk önce oradan başlanıyor genelde. Ama akıllı firmalar bunu yapmıyor. Öyle diyeyim size. Serdar Hanım çok teşekkür ediyoruz bu kıymetli sohbetimiz için. Değerli izleyicilerimiz, İş Dünyası'nın bir bölümünün daha sonuna geldik. Yine gelecek haftalarda güncel konu ve konuklarımızla karşınızda olacağız. Bizi izlemeye devam edin. Bu hafta da
daha programımızın sonuna geldik. Değerli izleyiciler, sizler yanımızda oldukça bizler daha güçlü hissediyoruz. Görüşlerinizi bize aktarmak, yayınlarımıza destek etmek, bize haber ulaştırmak, hatta yayınlarımız için de bir bölüm veya köşe yapmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Nerede olursanız olun, ister Kanada'da, ister Türkiye'de, Turkuaz TV çatısı altında gönüllü olabilirsiniz. Instagram adresimizden bize mesaj atabilir veya info@turkuaz.ca adresine e-mail atabilirsiniz. Yayın akışımız ve Turkuaz TV'deki gelişmeler için bizi Twitter, Instagram ve Facebook'tan takip edebilirsiniz. Ve lütfen YouTube kanalımızı takip edin ve gelişmelerden anlık olarak haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Kanada geneline yaptığımız Türkçe yayınlarımızı sizlerle beraber güçlendirerek sürdürmeyi umuyoruz. Tüm Turkuaz TV gönülleri adına her şeyden önce sağlıklı bir yaz, sevdiklerinizle mutlu ve huzurlu günler geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.